Tabii insan şeklinde değişir. Mesela bazen insanların arasında gezer. İnsanlar farkında var. Mesela münafıklar öyledir. Şeytan olarak Müslümanın yanına gelir. Mesela 15-20 yıl şeytan olarak hizmet eder. Ama sonra şeytan kendisine asıl benliğine birden bürünür. Yani mesela Hazreti Süleyman çok iyi kontrol edebiliyor. Allah ona güç vermiş. Allah isterse onlar kontrol altına alınabilir. Mesela Mehdi devrinde de münafıklar başını kaldıramıyor. Yani hakimiyeti Mehdi'nin devrinde hakimiyetin başını kaldıramıyor. Ama münafıklık ne zaman yapabiliyor? Mehdiyetin ilk aşamasında yapabiliyor. Hadislere göre yapabiliyor. Ama sonraki aşamada yapamıyorlar. Yani oradan sonra kesiliyor. Münafık Müslümanlar arasına girer. Yani ama tabii istediğidir o şeytan. Pek insan görünümü olmaz onlarda. Anlaşılır. Yani böyle şaki karakteriyle gelir. Ama sonra o şeytan benliğini ortaya çıkartır. Azılı şeytan karakterini vurgulamaya başlar. Ama kaderinin dışında bir şey yapamaz şeytan. Yani kaderindeki kadar bir atak yapabiliyor. Yani münafıklar da mesela kaderinin dışında bir şey yaptığını zanneder münafık. Özgür hareket eder. Bütün münafıkları öyle zannederler. Yani uçsuz bucaksız özgür yaşadığını zanneder. Hiçbir münafık kaderindeki gibi münafıklık yaptığını düşünmez. Özgür İslam'a, Müslümanlara saldırabildiğini düşünür. Halbuki o saldırma müminlerin birbirine bağlılığını acayip pekiştirir. Çok canlandırır, şevklendirir, heyecanlandırır, neşelendirir ayrıca. Çünkü Müslümanlar karşı atak yaptıkları için Kur'an'la, İslam'la, akılla, imanla karşı atak yapıyor. O atak onları canlandırır, şevklendirir. Yeni bir heyecan, yeni bir ufuk meydana getirir. Peygamberimiz zamanında öyleydi. Münafıkları olmasa Müslümanlar böyle biraz daha kapalıydılar. Ama münafıkları görünce acayip şevklendiler. Hem Peygamberimize bağlılıkları arttı, hem mücadele adımları arttı, hem tedbir yönleri çok gelişti. Yani mesela daha rahat, çok daha akılcı, daha atak, daha yaman mücadele eder hale geldiler. Mesela Allah diyor ki, münafıklarla ilgili Tövbe Suresi 14'te, onlarla mücadele edin. Allah onları sizin ellerinize azaplandırsın. Yani aşağılık olduklarını onları vurgulayın ki, kalplerinde, ciğerlerinde acı meydana gelsin, azap meydana gelsin. Hor ve aşağılık kılsın. Onları horlayın ve aşağılayın diyor. Ve onlara karşı size zafer versin. Mümin mutlaka zafer kazanıyor sonunda diyor. Bak, bu da çok manidar. Allah garanti veriyor, zafer vereceğim diyor. Müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun. Müminlere de şifadır bu diyor. Yani münafıkların aşağılanması, horlanması müminlere maddi ve manevi şifadır diyor Allah. Mesela daha sağlıklı, daha zinde ve daha güçlü oluyorlar. Ama münafık horlanıp aşağılandığında ayetin işaretiyle maddi manevi çökmüş oluyor. Bedenen de çöküyor, aklen de çöküyor, maddeten de çöküyor. Her yönden çöküyor. Kur'an'ın işareti bu.